Merhaba hanımlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Derya Hanım. Siz de hoş geldiniz. Hiç tebrik bile etmiyorsunuz yani, altını gene biz aldık. Tebrik ettik. Gördük, ettik. Orada alkışladık ya, daha özel tebrik mi istiyorsun? Yani. Ya Sevil Hanımcığım, biraz mimiklerinizden kıskandınız gibi ama... Ya bu zaten çeyrekleri sevilmiyor ki, ne tebriği isteyecek? Evet doğru ya, ne tebriği istiyorsun? Bize ne tebriği istemiyorsun? Yani duvar gibisin zaten. Sevinmiyorum derken sizin gibi şov yapmıyorum ben. Kızlar günaydın. 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 Nasılsınız? İyiyiz. İyi, sen nasılsın? Ben bomba gibiyim her zamanki gibi. Son aymış günün. Son? Ne, anlamadım son canım. Aymış günü. He. Ya vallahi kızlar, bir şey söyleyeceğim. Yani kıskanıyorsunuz belli de ediyorsunuz ya. Hadi bari kıskanıyorsunuz belli etmeyin ya. Ya gözünü seveyim güzel ya, kıskanayım orta yerimden çatlayayım. Yani burada altınları alıyorum. Yani bir şey de göremiyorum size, hiçbir hareket de göremiyorum. Yani şansa kaderi Allah'ım kimlere yani kaldık. Yani siz de bir şeyi takmışsınız dilinize, şansa şans. Ya keşke sizde de bendeki şans olsa da. Şans yok, ne yapalım? Keşke. Altınları alsanız keşke. Ya. Keşke. Hayatımda önce şanslı olmadım. Hep kendi bileğimin gücüyle yaptım aynen şeyleri. Öyle. Ama senin gibi şanslılar işte bak yürüyor gidiyor. Ya vallahi. Demek işte böyle yürünüyor. Sen zaten bilmiyorum yani sen, Tuğba, Merve de burada. Yani siz eski yarışmacısınız. Ben yeniyim hepinizden ama yani herhalde diyorum ki ben yoktum diye siz bu kadar uzun kaldınız burada. Hiçbirinizde icraat göremiyorum. Falan. Allah aşkına ben var ya senin tek elimde sallarım da şu kayınvalideler. Geldiğinden beri sallayamadım. Ya. Sana benzemedik, kimler geldi gitti buradan biliyor musun? Ya ben geldiğimden beri hiçbir hareket göremiyorum senden. Kimler geldi gitti? Ya Merve sen böyle konuşuyorsun da gerçekten dün yani bir puan için kayınvalidene yaptıklarınla gözümden düştün sen benim ya. Kayınvalidemle ilgili lütfen seninle konuşmak istemiyorum. Ya Merve sen gerçekten dün yaptıklarını bilmiyorsun herhalde ya. Ben ne yaptığımın gayet farkındayım. Ya bence ben de sen gerçekten yok gerçekten sen dün yaptıklarının farkında değilsin. Farkındayım, farkındayım. Ya farkında hadi olsan söyle, söyle ne söyleyeceksen söyle ben. Yok farkında olsan gerçekten böyle davranmazsın. İstersen sen gerçekten bir kendini izle. Gerçekten göreyim senin dediğin gibi. Yo, hadi gerçekten göreyim kendimi. Yönetmenim görüntüleri versin, bir izle, gerçekten bir halini gör ya. Hı, göreyim gerçekten. Tekini bulduk mu? Bulduk bence. Aç. Merve Adalı! Gelinine bir verdin. Ben mi ektim bu patlıcanı? Ben mi topladım bu patlıcanı? Ben mi getirdim suçlusu bu patlıcanı? Sensin demedim zaten. Sen neye ben geldin? Ben kendi aldığıma verdim. Patlıcan farkında mısın? Bak şuradan... Hiç peşinde de tak yok dedim Merve. O zaman arkadaş puan dağıtmayacaksın. Bir tane beşi vereceksin, bir yapacaksın, geçeceksin tamam mı? Şuradan pay biçmen lazım. En küçük patlıcan burada. Bunlar da etli olması normal. Neden? Çünkü buradaki patlıcan küçük. Görüyorsun zaten bunu. Ne yapalım Merve şimdi? Ne yapalım yok, deyip sayılamazsın sen bu işin içinden artık. Sayılırım da niye sayılırım? Olmamış, olmamış. Buraya dön. Hayır, hayır, hayır. Gitmiyorsun anne. Buraya dön, buraya dön. Nereye? Bunlar anlamaz Türkan teyze. Gel sen. Sen bir sus Merve. Gittin. Siz bak hep böyle yapıyorsun Merve gerçekten ya. Hep sürekli yani ağlatmak için. Merve sen bir sus. Bağırma, sesini bağırırım yükseltme. Bağırırım artık kayınvalidem. Ağlatmak için sen uğraşıyorsun ya. Ben de yarışmıyorum ya. Aa sen gerçekten nereye? Gerçekten yarışmıyorum artık. Gerçekten yazık yarışmıyorum. Ya, kaç yaşında kadın? Yaptığı kötü gelin olarak göstermek mi? Ben gideceğim artık. Ne olur ben gerçekten yarışmak istemiyorum. Bu kadarını hak etmedim ben. Çocuklarım için bir yola çıktım. Ben gerçekten bu kadarını hak etmedim. Türkan Tekin, sana bir çift sözüm var. Bugün burada herkes neden benim bunları yaptığımı öğrenecek biliyor musun? Aa, neden ya? Benim böyle bir gelin olarak gösterildiğimi öğrenecek.
Beni Türkiye'ye yanlış tanıttın ama bütün suçlusu sensin. Allah. Sadece ya. Suçlu sensin anne. Ben kayınvalidesine zulmeden bir gelin değilim. Ben kayınvalidesine zulmeden bir gelin değilim. Ben buraya sadece çocuklarım için geldim. Zulmeden gelinsin Merve, zulmeden gelinsin. Ben buraya sadece çocuklarım için geldim. Kızlar siz de biliyorsunuz ki ben böyle bir insan değilim. Bugüne kadar ne yaptıysam her yaptığım kayınvalidemin başının altından çıktı. Her yaptığımı kayınvalidem yapmamı istedi kızlar. Nasıl yani? Merve doğru değil. Olamaz. Ne oluyor ya? Ne demek doğru değil? Doğru değil. Yalanları söyleme. Bana buraya gelirken geçmişini anlat. İzleyici bunu çok sever. Bize merhamet eder demedin mi anne? Merve doğru değil, olamaz. Yalan söyleme. Var demedin mi? Eski yaşadığımız her şeyi dök ortaya, saç ortaya demedin mi? Var değil Merve, doğru değil. Beni mağdur et. Mağduru Türk halkı her zaman destekler. Arkasında olur demedin mi? Zulüm görmüş kayınvalide olacağım demedin mi? Merve doğru değil diyorum sana. Benim huyum bu. Anne camlarda bayılacağım Merve. Göreceksin sen de demedin mi? Merve inanamıyorum sana. Doğru değil bunlar. Doğru değil. Merve bayılırken sakın beni tutma. Sakın bana yüz ifadeni değiştirme. Merhametli bakma demedin mi? Merve sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Vicdansız gelin oyna demedin mi anne? Allah'ım gerçekten inanamıyorum ya. Allah'ım bu kadar da değil Merve ya. Bu kadar da değil ya. Artık anne ben daha fazla Türkiye'nin gözünde kötü gelin olmayacağım. Şeffaf olacağım. Bugün herkes her şeyi öğrenecek. Neyi öğrenecek Merve? Neyi? Senin bana yaptırdıklarını anne. Yaptırdıkları mı? Yaptırdıklarını öğrenecekler. En basit bir örnek vereceğim anneciğim sana. Tek yaptığım bir gerçek vardı, hatırlıyor musun o gün? Evi kendin dağıttırdın. Sonra Merve, Zühre'yi gönder, çektir. Ben mağdur kayınvalide olayım demedin mi? Merve olamaz, doğru söylemiyorsun sen. Anne ağzım açık izliyorum. Kızlar her şeyi kayınvalidem yüzünden yaptım. Şaka mı ya? Ben gerçekten kötü bir insan değilim diye her seferinde söylüyorum. Benim tek bir amacım vardı, çocuklarım. Ben buraya çocuklarım için geldim. Ben burada bir şey kazanma derdindeyim. Çok iyi biliyorsunuz. Çocuklarım, tek düşündüğüm şey çocuklarım. Kayınvalidem de bana yoldaş olsun diye. Çocuklarım için bir kazanç elde edeyim diye. Kayınvalidem ne dediyse tamam dedim ben. Ne dediyse tamam dedim. Benim dediğime geldiniz mi arkadaşlar? Türkan Hanım şov kadını. Ben hala inanamıyorum ya. Ya arkadaşlar Türkan Hanım. Siz zaten inanmayın. İnanmayalım. Onun söylediklerini zaten inanmayın. Ya kendi evini dağıttırmışsın. Mağdur oynamışsın, video çekmişsin, hala mı inkar ya? Ya. Ben yaptırmışım. Evet. Ya Türkan Hanımcığım siz şovu seviyorsunuz, gerçekten seviyorsunuz. Gidip kıza telefon ettirip kendi dağıttırdı top, dağınık evi çektirdi, gönderdi yani, buraya. Yani izleyici kitlesi acısın, mağdur Türkan Hanım. Derya sen hiç konuşma ya. Benim, aslında siz konuşmayın Türkan Hanım. Benim günlerden beri çabaladığım şov kadın olduğunuzu geliniz ortaya zaten sergiledi ve döktü. Derya Hanım ben burada şov amaçlı durmam biliyorsun. Ben şov insanı değilim. Bunu ya, bir anlayın. Yani öyle bir... Sevil Hanım susar öyle mısınız? Öyle bir tipi de yok yani susar şov insanı mısınız, gibi. Susar mısınız? Avukatı mısınız? Evet avukatıyım. Ya şaka gibi Sevil Hanım ya. Her konuşmamda çıkıyorsunuz. Her şey alanade ortada. Susup dinleyeceksiniz.